merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün size üç renkli muhteşem bir bebek battaniyesi model anlatacağım tek sıradan oluşuyor arkadaşlar tersi düz yok iki taraftan da aynı şekilde görünüyor kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar ee, dediğim gibi üç renk kullanacağım gri açık pembe ve krem kullanacağım bu üç rengin uyumunu çok seviyorum ben ee, çok kolay çok pratik çabukta ilerliyor arkadaşlar ee, tığ olarak 4 numara 2.50 milimetrelik turip tığ kullanacağım Modelden bahsedeyim. Dediğim gibi tek sıra oluşuyor ama kayıyor arkadaş. Bir üst sırada çapraz şekilde modelimiz kayıyor. Siz zincir olarak ne kadar başlamalıyım diye sorarsanız 4 zincir ve katları artı 2 zincir fazla atarsanız tam denk düşüyor. Şöyle hazırsanız iplerimi kenara alayım. Evet 4 desen çalışalım arkadaşlar. 4 desen için 18 tane zincir çekerek başlayalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim elimizi biraz geniş tutalım arkadaşlar zincir çekerken biraz geniş tutalım Evet 18 zincir çekip döneceğim Evet 18 tane zincir çektim şöyle ikinci zincir ilk sıra sık iğne yapacağım arkadaşlar böyle güzel dursun diye ikinci zincire sık iğne yapıyorum sık iğne yaparken de elimizi geniş tutalım arkadaşlar böyle her bir zincire bir sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar ilerleyelim bu şekilde Evet sıranın sonuna kadar gelelim Evet sık iğne yaparak sıranın sonuna geldim 17 tane sık iğnem oldu zincir 18 çekmiştik 17 tane sık iğne yani bir tane eksik olacak şimdi bir zincir çektim çeviriyorum Hemen ilk sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım. Modelimiz üçüncü sırada e, oturacak arkadaşlar. O yüzden e, aklınız karışmasın. Tığıma doladım. Bir sık iğne atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Aynı yere üçüncü trabzanımı yaptım. Bir sık iğne atladım. İkinciye başına dolamadan batıyorum şekilde tığımı doladım bir tane atlıyorum ikinciye trabzan aynı yere 3 trabzan yapıyorum 2 3 bir tane atladım ikinciye sık iğne yapıyorum tığımı doladım bir ikinciye 3 tane trabzan 1 2 3 bir tane atladım ikinciye sık iğne yapıyorum ilk sıramız bu şekilde ilerliyor tığıma doladım bir tane atladım ikinciye üç tane trabzan iki üç bir tane atladım ikinciye batıyorum ilmeği aldım şöyle sonuncuyu diğer rengimle çekeceğim arkadaşlar diğer rengimi alıyorum Evet krem ipimi aldım. Şöyle en son bakın İlmeğin de üstüne doladım. Krem ipimi aldım. Bu ilmeklerin içinden geçiyorum. Bir zincir çektim. Çeviriyorum. Şöyle bir iki zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen buraya bakın buradaki sık iğneye İki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. Tığıma doladım. Şöyle bu sık iğnenin bir altına, sık iğneyi battığım yere bakın. Buraya batarak giriyorum, ilmeği aldım, bir alt yuvaya doladım, iki ilmeği içinden geçtim. Son ikisini bırakıyorum. Tığıma doladım. Karşıda bakın, burada sık iğne yapmışım. O sık iğneyi yaptığım yuvaya buraya batıyorum, ilmeği aldım, doladım. Trabzanın boyunu uzun tutuyorum. İki ilmeği içinden geçtim. Tığımda üç ilmeğim var, dolayıp üç ilmeği içinden geçiyorum. Bu şekilde. Tığıma doladım. Buradaki, bakın, üst sıradaki sık iğnenin tepesine batarak üç tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Evet bu şekilde. Tığıma doladım. Yine uzun trabzan yapacağım. Bir alt sıraya batıp bakın buraya batıyorum. Bu battığım yeri. Yani sık iğneyi yaptığım yeri. Yuvaya batıyorum. İlmeği aldım. Doladım. İki ilmeği içinden geçtim. Doladım. Buradaki bakın. 3 trabzan. 2-3 trabzan arasındaki sık iğnenin bir alt yuvasını. Yani battığım yeri. Giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. İki ilmeği içinden geçtim. Tığımda 3 ilmeğim var. Dolayıp o 3 ilmeği içinden geçiyorum. Tığımı doladım. Bu sefer üstteki sık iğnenin tepesine 3 tane trabzan. 1 2 3 Tığımı doladım. Yine uzun trabzan yapacağım. Bir alt yuvaya bakın. Bunu uzun trabzanı battığım yere. Buraya giriyorum ilmeği aldım doladım iki ilmeği içinden geçtim tığımda iki ilmeğim var tığıma doladım karşıya bakın bu sık iğneyi battığım yere alt yuvaya giriyorum ilmeği aldım doladım iki ilmeği içinden geçtim tığımda üç ilmeğim var dolayıp üç ilmeği içinden geçiyorum doladım bu sefer sık iğnenin tepesine üç tane trabzan 1 2 3 doladığım yine bir alt yuvaya o uzun yaptığım trabzanın aynı yere batarak ilmeği aldım iki ilmeği içinden geçtim ikisi tığımda duruyor doladım bu sefer karşıya bakın şuraya şuraya batabiliriz bakın ilmeği aldım dolayıp iki ilmeğin içinden geçtim sonra dolayıp üç ilmeğin içinden geçiyorum tığıma doladım bu sefer Buradaki sık iğneyi buluyorum. Üzerine 3 tane trabzan. 1 2 3 Modelimiz çok kolay. Anlatması zor arkadaşlar. Yoksa çok pratik, çok kolay. Gördüğünüz gibi çok hoş oldu. Şimdi burada diğer rengimi alacağım. Şöyle son ilmeğimi söküyorum arkadaşlar. Tığıma doladım. Diğer rengimi alıyorum. Evet pembe ipimi aldım şöyle bakın tığın üzerinde ilmeğimde şöyle 3 ilmeğin içinden geçiyorum Şöyle zincirle sıkladım. Şöyle çevirdim hemen bu trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum Bu altta yarım desen yaptık arkadaşlar şimdi buraya tam desen bu ikisinin arasına tam desen yapacağız Tığıma doladım Şimdi uzun trabzan yapmam gerekiyor. O uzun trabzan da bakın bu sefer yeri belli. Altta bakın gri gittiğim sıra 3 tane trabzan yapmıştım. Ortadakinin tepesine batıyorum. Ortadaki trabzanın tepesine batıyorum. Kremi hiç saymıyorum arkadaşlar. Ortadakinin tepesine girdim. İlmeği aldım. Bakın arkadan da tepesinden çıktım. İlmeği aldım. Doladım iki ilmeği içinden geçtim. Burada bu taraftan almayacağım için bunu tek çekiyorum arkadaşlar. İki de sonradan çekiyorum. Tığıma doladım. Bu sefer bu krem bu mavi ay mavi diyorum gri'nin üzerindeki boşluğa mavi gibi de duruyor. Bu kremin altındaki boşluğa girerek üç tane normal trabzan yapıyorum. 1 2 artık bu şekilde batacaksınız. Alttaki boşluğa girerek 3 tane trabzan yaptım. Tığımı doladım. Geriye dönüp uzun trabzan yapacağım. Bu gri trabzanın ortadakisinin tepesine batıyorum. Yine aynı yere ilmi aldım. Trabzanımı uzattım. 2 ilmeğin içinden geçtim. Tığımı doladım. Karşıdan bakın buradaki 3 trabzanım var. Gri trabzanın tam ortadakinin tepesine batıyorum ilmeği aldım. İki ilmeği içinden geçtim. Tığımda üç ilmeğim var dolayıp üç ilmeği içinden geçiyorum. Dediğim gibi anlatması zor yoksa yapması çok kolay. Tığıma doladım. Bu sefer bu krem ve gri sıranın altındaki boşluğa bakın. Buradaki boşluğa aradaki boşluğa girerek üç tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 tığıma doladım yine uzun trabzan yapacağım buraya battığım yere giriyorum İlmeği aldım doladım iki ilmeği içinden geçtim doladım karşı gri 3 trabzanım var ortadakinin tepesine batıyorum İlmeği aldım ikisinin içinden geçtim tığımda 3 ilmeğim var dolayıp 3 ilmeği içinden geçiyorum tığıma doladım bu sefer bu krem bakın buradaki krem kısım var diğerine geçiş altındaki boşluğa girerek 3 tane trabzan 1 2 3 tığıma doladım uzun trabzan yapacağım yine buraya batıyorum ilmeği aldım doladım 2 ilmeği içinden geçtim doladım karşıdaki 3 trabzanın ortasındakini buluyorum şöyle İkisinin içinden geçtim. Tığımda 3 ilmeğim var. Dolayıp 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Doladığım krem kısmının altından bakın. girerek 3 tane tırabzan. 1 2 3 Doladığım geriye doğru tırabzanın tepesine girip bir tane uzun tırabzan yapıyorum. Ve buradaki son Sık iğnenin tepesine girdim zincirin diyelim sık iğne yapacağım ama şu şekilde bakın üzerine aldım bırakıyorum gri ipimi alıyorum burada gri ipim duruyor bu ilmeklerin içinden geçiyorum zincire sıkladım artık iplerimizde yerleri belli evet sıramızı bu şekilde tamamladık burada tam desen yaptık şimdi gri renginde yarım desen yapacağım. 2 zincir daha çekiyorum. Tığımı doladım. Buradaki sık iğnenin tepesine hatta şuradaki boşluğa girerek arkadaşlar. Boşluğa girerek 3 tane trabzan yapalım. 1 2 Bu zincirde sayarsak yeterli arkadaşlar. 3 tane yapmaya gerek yok. 3 tane olmuş oldu. Zincirle birlikte tığıma doladım. Geriye doğru uzun trabzan yapmam lazım. Buradaki pembe sık iğnenin tepesine batıyorum, ilmi aldım, şöyle ikisinin içinden geçtim. Hatta şöyle batalım arkadaşlar, çok özür dilerim. Şöyle pembeyi battığım yere batayım ki daha güzel dursun. İki ilmeğin içinden geçtim, doladım. Karşıda bakın üç tane krem trabzanım var. Ortadakinin tepesine bu şekilde giriyorum. İlmeği aldım. İkisinin içinden geçtim. Doladım. Üç ilmeği içinden geçiyorum. Tığıma doladım. Bu pembe kısım gördüğünüz gibi aradan boşluğa girip 3 tane normal trabzan yapıyorum. 1 2 3 Doladım. Uzun trabzan yapacağım. Bu ortadaki tırabzanın tepesine giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim doladım. Karşıda krem 3 trabzanım var. Ortadakinin tepesine giriyorum. İlmeği aldım. Biraz uzattım. 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım. 3 ilmeği içinden geçiyorum. Doladım. Burada pembe. Pembenin altındaki boşluğa girerek 3 tane trabzan. 1 2 3 Eminim anladınız artık artık arkadaşlar mantığı şöyle geriye doğru bakın. Aynı trabzanın ortadaki trabzanın tepesine uzun trabzan yarım yarım desen de yarım trabzan da diyebiliriz. Ama boyunu uzun tutuyoruz. ikisini bıraktık doladık. Karşıdaki 3 trabzanın ortasındakine uzun trabzan. doladım pembenin alt yuvasına girerek 3 trabzan. Deseni anladınız sadece bir üst sıraya geçiş anlamayabilirsiniz. O yüzden üst sıraya geçişi tekrar göstereceğim. Doladım. karşıya bakın buraya. Pembeyi battım yere. Uzun trabzan yapıyorum doladım. Pembenin üzerine 3 tane trabzan yapıp yarım desen yapmış oluyorum. Üçüncüyü yaparken şöyle ikisini çektim doladım. Son ikisini çekmiyorum. Burada krem ipim var. Dolayıp bu üç ilmeğin içinden geçtiğim bir zincir. Evet. Bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Gördüğünüz gibi çok hoş çok güzel ilerliyor. Böyle daha kalıntı kullanırsanız puf puf daha yumuşacık olur arkadaşlar. Benimki de yumuşak oldu ama Şöyle çeviriyorum. Ne yapacağız? Bakın burada pembe sırasında. Ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Bu tepeye bir tane başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. 3 tane pembe trabzanım var. Ortadakine uzun trabzan yapıyorum. Ve kapatıyorum. Tığımı doladım. Bu gri sıranın altındaki boşluğa girerek üç tane normal trabzan yapıyorum. 1 2 3 doladım. Aynı pembe trabzanın tepesine giriyorum. İlmeği aldım, doladım, ikisinin içinden geçtim, doladım sıradaki pembe 3 trabzanı buluyorum ortadakine girip ilk önce iki çektim sonra doladım 3 ilmeği içinden geçiyorum doladım bu gri aradaki boşluğa girip 3 tane trabzan sonra pembe ortadaki trabzanın tepesine girip uzun trabzan tam kapatmıyorum bir sonraki 3 trabzanı buluyorum onun tepesine de trabzan sonra ikisini bir kapatıyorum ve buradaki boşluğu bulup 3 tane trabzan Evet bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar artık bilirsiniz şu krem sırasına da bakabilirsiniz videoyu geriye de alabilirsiniz bir üst sıraya geçişi göstereceğim şimdi Evet sıranın sonuna geldim şöyle geriye bakıp da anlayabilirsiniz bakın en son oraya sık iğne yapacağım şuraya batıyorum ilmeği aldım şöyle şu şekilde doladım yaptığım yani üzerine ilmeğimi attım pembe ipim burada duruyor onu aldığım bu ilmeklerin içinden geçtim bir zincir çevirdim şimdi ne yapacağım nasıl anlayacağım şu krem sırası değil gri sırasına bakıyorum onun altındaki sıraya bakıyorum yarım desen yapacağız burada tam desen yapmıştık şöyle bir iki zincir çekiyorum tığıma doladım bu sık iğnenin tepesine iki tane trabzan bir iki tığıma doladım sonra o sık iğneyi yaptığım yere girip bir uzun trabzan yapıyorum iki çekiyorum doladım karşıda üç gri trabzanım var ortadakine batıp ilmeği aldım ikisinin içinden geçtim doladım üç ilmeği içinden geçiyorum sonra tığıma doladım bu krem kısmının altındaki boşluğa girerek 3 tane trabzan doladım. Gri trabzanın tepesine tekrar giriyorum. Yarım e, yarım trabzan yaptım, doladım. Diğer gri ortadaki trabzanı buluyorum. İkisinin içinden geçtim, doladım. Üçünün içinden geçiyorum. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Sırayı tamamlayalım. Evet, son yine de göstermek istiyorum arkadaşlar. Buraya yine uzun trabzan yaptım, tığımı doladım. Karşıya bakın buradaki son Gri trabzanın tepesine giriyorum. İlmeği aldım. Doladım. İkisinin içinden geçtim. Doladım. Üç ilmeği içinden geçiyorum. Tığıma doladım. Bu pembe sık iğnenin tepesine Üç tane trabzan. Bir. 2 Üçüncüyü yaparken ikisini çektim. Son ikisi kaldı. Doladım. Buradaki gri ipimi alıyorum. Ve üç ilmeği içinden geçiyorum. Bir zincir. Evet şöyle çevirip buraya sık iğne yapacağım. Şuraya uzun trabzan sonra burada buraya da üç tane trabzan. O şekilde ilerliyor. Arkası da aynı. Ön yüzü de aynı arkadaşlar. Tek sıradan oluşuyor. Sadece kayıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kaydırmalı bir model. Çok hoş çok güzel. Çantada örebilirsiniz. Tek renk de kullanabilirsiniz. Kalan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Muhteşem olur. Böyle bu ipe de çok yakıştı arkadaşlar kar topu baby van kullandım şöyle size büyük bir parça da ördüm onu göstereyim bunda daha ince bir ip kullandım arkadaşlar yine gri pembe koyu pembe ve beyaz kullandım burada da böyle buna da güzel oldu daha yumuşak oldu bunu daha kalın tığ kullanırsanız daha yumuşak olur arkadaşlar Böyle inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. E, yoruma hiç değilse bir kalp bir çiçek bırakırsanız sevinirim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.